Evet arkadaşlar, 7-3'ten devam ediyoruz. Zaten son günündeyim artık. Salı günü oynuyorum son 10 maçımı. Bakalım, Salı günü daha önce hiç oynamamıştık. Nasıl olacak göreceğiz. Kadroda herhangi bir değişiklik yok. Buraya acil bir adam lazım ama şu anda maalesef yapacak bir şey yok. Bitireceğiz. Ondan sonra ödüllerimizi açacağız. Umarım orada güzel bir şey gelir. Yani bir Van Dijk istiyorum. Aslında aklımda bir kadro var. Van Dijk falan gelirse güzel olur. Hadi bakalım, ilk maçımıza geçelim. Evet, ilk rakibimiz. Oh. Gerçekten mi? Eyvallah. Valla bölümü çok çabuk bitirmek istiyorum. O yüzden çok da iyi oldu yani. Evet, sıradaki rakibimiz Di Maria Insigne yapılmış. Van Dijk, Romero. Defans hattı çok sağlamdı. Orta sahası da fena durmuyordu. Haydi bakalım. Ulan Mbappe. Çok iyi pas. Harika oynadık lan. İlk defa güzel oynadık orayı. Bak, bu sefer hızlı çevirmedim oradan. Yani plase pas yapmadım. Normal iki kere çarpı yaptım. Daha güzel gitti. Bu tarz durumlarda çok ezber oynamamak lazım ya. Bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor. Cruyff, hadi be oğlum. Geçti. Aferin. Bravo. Abi, bu Cannavaro'ya ben bir şey yani gireceğim, az kaldı. Bu Cannavaro'ya ben gireceğim ya. Diyecek bir şey yok. Hadi bakalım, devam. İtalya kadrosu zaten aynen sağ taraf ama şey İngiltere. Güzel takım, güzel bu arada. Ama Hernandez 95'lik değil, o biraz rahatlattı beni. Az önceki maç için pek fazla bir yorum yapmadım çünkü yorum yapılacak bir şey yok. Rakibimizi küçümsedik ve FIFA bize gereken dersi verdi. O yüzden bu maçtan itibaren oldukça ciddiyim. Ama böyle şeyler olursa pek ciddi kalamayabilirim. Güzel. Garanti abi. Garanti oynayacağım bundan sonra. Güzel oynadık. Devam. Ulan şunu bak, Mbappe yapamıyor. Helal lan sana. Bu Insigne bambaşka ya. Şunu gerçekten Mbappe atamıyor mesela. Hem de sol ayağıyla attı. Evet, 14. maçımız ve biraz düşük seviye bir takım geldi. Yani oyunun bu aşamasında bayağı kötü kalmış. Ama tabii ki yöneten kişi önemli. Kanka çok bir şey değil mi? Aşırı kötü savundum. Çok kötü savundum. Bak, çok kötü savundum. Çok kötü savundum. İstediğim hiçbir adamı seçemedim. Hadi ama or ya ama ya uf. Harbiden of ya. Anasını satayım lan, geçiyorum tekrar kapatıyor. Bir dakika, nereden oynuyor bu ya? Vallahi bizi kimlerle eşleştiriyorlar oğlum? Nereden oynuyor abi bu adam? Ya şaşırmıyorum. Artık şaşırmıyorum. Bizi çünkü geri zekalı gibi İtalyan serverına bağlıyorlar sürekli. Oradan oynuyoruz. Hep İtalyanlar o yüzden geliyor. Lan adamı geçiyorum. Yani bir saniye sonra şeyde ya. Bakıyorum benim önümde. Nasıl oluyor ya?
Şuna bak, dönmüyor ki. Cruyff'um dönmemeye başladı. Hadi bakalım. Yeşil desen imkansız. Neyse dur, şu maçı bir kazanalım da. Bu maçı da kaybetmeyelim çünkü. Siktir git. Yani tamam mı? En güzel bu laf olur. Vallahi yazık ya. Daha maç bitmedi tabii ki ama yani yensek de hoş bir durum değil. Adam kaleye gelemiyor yani, şu bağlantıya rağmen savunabiliyoruz. Şunun geçmemesi lazımdı. Abi yemin ediyorum kendi kendine animasyona girdi, ben oradayım ya. Ya Cannavaro vallahi git kardeşim ya. Orada ben yani resmen kontrol edemediğimi hissettim ya. Ne oluyor acaba? Şu anda ne olduğunu çok merak ediyorum, biliyor musunuz? Şu anda ne oluyor acaba? Bu gerizekalı oyun, yemin ediyorum. Yazık ya, yazık. Hayret, hayret. Kapatmayın abi baskıyı. Sen dünya tarihin gördüğü en büyük... Bak bu ismi aklınıza kazıyın. Bak Rax 1999. Bu adam dünya tarihin gördüğü en büyük... Oynamasın yukarı. Evet. Ama bak işte ona değil ki ya. Yapma bunu, yapma şunu, yapma. İşte şu çıkarken saçma bir pas. Olmadı maalesef. Kazanamadık. GG. Benzema, Mane, Rodrigo, Van Dijk, Dele Alli, Canales, Thiago Mendes. Takım güzeldi. Çıkacak mı? Çıktı. Vallahi şu bölümde maç veren olmasa kazanamayacağız ha. Ha şimdi bir kırmızı şeyimiz var. Benzema şeyi tuttu. Hadi bakalım. Kırmızılardan takım kurmuş zaten adam. Yani orada mesela topu içeri oynadı. İlkinde bak direkt L1'e bastım, adamı vermedi. Bilmiyorum hangi adamı verdi orada, görmedim ama orada zaten ilk hamleyi yapamayınca adam... Yine yukarıyı da kapattım ama olmadı. Bak burayı, şurayı savunmayı öğrenmemiz lazım ya. Bak nereleri, bak adamları nereleri verdi gördünüz mü bak. Beki verdi, şeyi verdi. Halbuki CDM'yi seçmesini istiyorum. Bak CDM'yi seçince kolay abi. Çünkü... Pas atacağı yere önceden adamı götürebiliyorum, istediğim adamı tekte seçebilince. Ah, hak ettin ama, çoktan gol hak ettin sen yani, geliyorduk zaten. Şans falan ama atmamız gerekiyordu zaten. Baksana bak görüyor musunuz nasıl takılıyor ya? Bu maçta bir şey var abi. Bu kadar takılması hoş değil.
Tamam. Ne oldu ya? Geride paslaşıyordun. Aa, ne oldu ki birden? Niye birden ileri oynamaya başladın kanka? Lan şunu da atsak işte. Allah Allah ya, birden ileri oynamaya başladı paldır küldür. Ne oldu ki? Alışık değilim ben buna ya. Daha dur. Kaç pas yapmış? Nerede abi? Bak. 46 pasa 113 pas. Yok yani onu senin ilk yarıda bir 200 yapman lazımdı. Tüm manyaklar bizi de yemin ediyorum ya. Oynayacak. O geride paslaşacak. Geride pas yapacak. Ha, oyuna uygun oynayacak aklı sıra. Ki doğru da yani. Doğru olanı yapıyor da adam abi, bu kadar ya oyun ya. Bu kadar sıkıcı olmaya gerek var mı ya? Alt tarafı bir oyun ya. Gel adam gibi atağını yap. Atıyorsan at, yiyorsan ye yani. Yok arkada 100 tane pas yapıp öyle atağa çıkmalar falan. Peki bu nasıl bir defans hatası? Buradan bize gol yedirtme ya. Beyler, bu gerçekten oyunun en iyi kartı mı? Ya bu kart mı oyunun en iyi kartı? Yok kanka, yok, tamam, bu tamam. Şunu götür bari. Yeşil, kırmızı, gri, normal atamıyor bu adam. Hiç bana yani demeyin abi, oradan o açıdan şut olmaz diye. Insigne aynı golü soluyla attı lan. Soluyla sol çaprazdan attı yani. Atacak abi, o kartı ona atacak. O kartla yeşil vurmaya bile gerek yok. O kart atacak abi. Mbappe oyunun en iyi kartıysa atacak. Yine seçemedik. Yine seçemedik adamı. Yine seçemedik. Aldım. Attın. Ya gerçek mi bu? Bu gerçek mi ya? Evet. Evet, hadi. Bu sefer baskı işe yaradı. Hadi ya. Lan bak, bu çöp çöp, bak bu çöpü buradan alın, bak çok ciddi diyorum, bu çöpü buradan alın ya. Bu çöp, bu adam çöp. Bildiğin çöp. Balon Mbappe bu. Gerçekten balon Mbappe. Adamın seni sol analogla geçtiği yerde sen adamı skill yapıyorsun, geçiyorsun, yine yetişiyor. O yüzden yani bilmiyorum, bakalım seneye nasıl olacak. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Bir ara getirmişlerdi ya. Bölgene göre eşleşiyordun. Ama sonra ne oldu bilmiyorum. Hep Araplarla falan eşleşiyorduk hatta. Çok iyi kadroları geliyordu. Ya çünkü rakibin 15-20 MS, senin 50 MS oynadığın yerde nasıl bir eşitlik olabilir ya? Bu nasıl bir ortam yani? Şuraya baksana, bak bak. Bu ne kanka? Ya bu ne şimdi? Ben izlerken kaçırdım zaten. Bir de bu bağlantıyla nasıl yakalayacağım? Ha bir de dediğim gibi önceki senelerde de biz hep İngilizlerle, İtalyanlarla, Almanlarla eşleşiyorduk. Ama bak geçen sene Almanlar çok sıkıntıydı. Onlarla çok fazla eşleşiyorduk. Ama yine de bu kadar bir fark oluşmuyordu yani. Çünkü oyunun herhalde mekanikleri biraz daha şeydi böyle. Nasıl diyeyim? Daha geneldi yani, daha standarttı. Ama bunda şu anda bağlantısı iyi olan alıyor götürüyor maçı. Direkt hiç acımıyor, hiç acımıyor. Bakalım, yine tabi deneyeceğiz 14'ü. Olmazsa da çok zorlamanın anlamı yok. Bu arada müthiş bir kadro geldi. Gerçekten müthiş. Hak ettik ama. Ya kaleciyi tam aç ya da hiç açma.
Helal Cruyff, helal. Haydi. Savunamadım. Savunamadım. Mbappe, bu maç beni şaşırtıyorsun. Senden alışık olmadığımız şeyler bunlar. Allah Allah. Allah Allah. Son maçlarda oynayası tuttu ya. Çok garip bir maç olacak bu arada. Çocuk adam. Mbappe gerçekten Mbappe'nin yıldızlaştığı maç oldu yani bu artık kaç bölümdür bizde ama. Evet arkadaşlar son iki maçımız artık. FIFA yine klasik yapacağını yapacak mı bakalım. Ama eğer kazanamayacaksam lütfen son maça bırakma. Bu maçta bize gönder böyle en babasını. Koysun geçsin abi. Rakibimiz geldi. KDB, Ronaldo, Zaha, Joe Cole, Henderson. Biraz garip bir takım. İngiltere'yi seviyor herhalde. Güzel. Defans hattı güzel. Henry var. Yani bakalım. Cruyff'um. Cruyff'umun dönüşe bak ya. Olmadı bu. Önünü açtım. Yanlış adam. Çünkü yanlış adamı seçip önünü açtım. Çok kötü. Adam seçiminden patlıyoruz sürekli ya. Orada biraz sakin olmam lazım. Yanlış adamı seçsem bile doğrusuna geçebilirim. Ama işte orada biraz zor. Aferin Cruyff. Çok iyi, çok iyi, çok temiz oynadık. Yandık, orada biraz yandık ya. Cruyff bizi yaktı zaten orada. Ondan sonra Pedri ve Mbappe tamamladı. Cruyff'un driblingi ne oğlum öyle ya? Onun ortaya bak. Evet arkadaşlar son maç. Ya belliydi zaten böyle bir şey olacağı belliydi. Bizim klasik. Ya da artık oyunun mu bilmiyorum. Oyun mu istiyor bunu? Evet şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Gerçekten 14 çok umurumda değil. Yaparız yapmayız. Ha, buraya kadar gelmişken yapamamak üzer. Ama onun dışında 11'i de bir görmek istiyorum aslında. 11 ödülünde yani TOTS döneminde zaten önceden genelde 11 yapıyorduk. TOTS'ta bir 14'e çıkardık. Bakalım şu TOTS döneminde 11 pikten neler geliyor. Ama tabii ki ilk hedefimiz 14. Haydi bakalım arkadaşlar. 52 MS girdik. Finaldeki rakibimiz güzel. 87 Neymar. Tercihlerimi biraz düzeltmem lazım. Aslında kafamda düşündüğüm gibi atsa o pası direkt geçecek ama o kadar kötü atıyor ki. Çok iyi oynadık. Burayı iyi oynadık. Harika be. Harika be. Evet tamam güzeldi. Güzel. Güzel savunduk. Bu olmadı. Bu olmadı.
Sövbiyo da çok şey kart ya. Çok ekstra kart. Harika, harika, harika. Güzel, güzel. Tonali var ya, çok harikasın ya. Ne yapacağız? Hadi ya, hadi, hadi oğlum ya, hadi ya. Rodrigo. Doğru yerde, doğru zamanda çıktı sahneye. Tonali, sen Allah'ın bir lütfusun ya. Mbappé bugün oynuyor. Oynuyor. Evet arkadaşlar, kazandık 4-1. 14 yaptık. Yani yapamaya da bilirdik. Yaptık. Çok da önemli değildi 14-11. Sinop 7. Rakibimiz Türk müydü? Alman şey yazıyordu ama ya, Almanya'dan oynuyor büyük bir ihtimalle. Bence Türk değildi. Yani genel olarak kaç başladık? 7-3 başladık. Yine 7-3 yaptık değil mi? Aynen. Yine 7-3 yaptık. Güzel Tostam'ın döneminden beri bir oturttuk. 14'e oturttuk. Paketler de güzel. İyi de para veriyor. Bunları da bu arada açacağım. Yani siz büyük bir ihtimal bundan sonraki bölümde bu şeyi göreceksiniz. Ödüllerle birlikte. Bu oyuncu seçimlerini göreceksiniz. Şöyle kadroyu hemen bir değerlendirelim. Mbappe son maç değil, ondan önceki maç yıldızlaştı abi. Gerçekten yıldızlaştı. İyiydi. Yani bu bölümde yine bazen delirtti bizi ama yani şöyle bir kartla daha iyi oynamamız lazım aslında ama bilmiyorum abi. Ya bir de yorumlara yazmışsınız, gördüm. Diyorsun ki terslik sende. Ulan kaçıran ben miyim abi? Benim kartım mı? Orada Burak Kıtırcı olduğu, ne bileyim, 97 rating mi? Oynuyor da kaçırıyor. Abi Mbappe kaçırıyor ya. Yani sola vuruyorum, çapraza vuruyorum. Görüyorsunuz yani, videosu var oğlum artık yani. Bende nasıl bir terslik olabilir? Ben çapraza vuruyorum, kaçırıyor. Yani şiddetini falan her zamanki yaptığım gibi ayarlıyorum yani. Atması gerekiyor. Yeşil de denedik, kaçırdı. Ama sondan bir önceki maç gerçekten yıldızlaştı. O maçı aldı. Tonali'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hani Vieira bu adamın gerçekten kramponlarını taşır. Bir de ben Kessié'yi falan düşünemiyorum yani. Kessié şeyden çok çok daha iyi. Çünkü bunun defansif farkındalığı falan o kadar iyi değil. Ama agresiflik olsun, dayanıklılık, işte kayma, müdahale, hepsi, top kesme falan, her şey yerli yerindeydi. Çok sağlam bir kart. Pedri'ye zaten bir şey demeye gerek yok. Insigne çok çok bir katkısı olmadı. Aynen. Çok katkısı olmadı. Çünkü yorumlarda da yine yazmışsınız, gördüm. Insigne kısa adam abi. Cılız. Yani bir adam dokundu mu gidiyor. Yani dribbling yaparken bile azıcık bir darbe aldı mı maalesef topu kaybediyor. Ama bizim için zaten önemli olan rakibe değmeden, yani rakibe takılmadan, bir şekilde temas etmeden oralardan çıkabilmek ki bunu dribbling sayesinde yapabiliyor. Güzel, bayağı kritik noktalarda yine sahneye çıktı. 8 gol 4 asist gayet iyiydi. Cannavaro'dan acil kurtuluyoruz. Bu bölümden sonra inşallah kurtulacağız. Onun dışında takımda başka bir şey yok. Courtois'dan da memnunum. İyi. Courtois iyi. Rodrigo iyi. Takım güzel. Yani Insigne yeni geldi ama bilmiyorum yani burada şu anda kim değişir diye baktığınız zaman atakta herhalde yine Insigne'dir. Rodrigo çünkü gayet iyi. Rodrigo. Yani Mbappe değişmez, Cruyff değişmez ama bu iki adam değişebilir. Gelecek oyunculara bağlı tabii. Yani neredeyse oyunun en iyi oyuncuları şu anda atak olarak bizde tabii. Yani Momus, Cruyff var, ne bileyim işte Nazario var, o var, bu var. Çok daha iyi kartlar var da şu anda bizim durumumuza göre takım iyi. Bakalım ödüllerden sonra takımımız nasıl olacak? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.